Müllerine saçalım incelikle belli. Kısa tüneliyle parti parti dolaşır kıvır gezen. Kopuğum biraz. Hiç kimsenin söylediği şey beni bağlamıyor. Hiç kimsenin... Üniversiteyi son sınıf son bölümden sosyolojiden terk etmiş durumdayım şu anda. Yazarlık yapıyorum. Çıkan 4 tane kitabım var. Şimdi 5. kitapla ilgili şu anda kitap bitmek üzere. Sağa gitti, sola gitti, ona baktı, buna baktı. Hele kumcu çocuğum, hele hip hop, diskolarda, barlarda yapılabilecek bir müzik değil. Hip hopla halka ulaşmanız lazım. Halk konserleri yapın. Biz de halkla birlikte bir şeyler söyleyin. Halka mesaj verin. Halkın sorunlarını işleyin. Mesela Fahşa Bahçede bir atıyorum 1000 kişi atıldı. O konuyu işleyin. Şimdi bu parçamıza neyi anlattık? Bu bizim Avrupalı gibi yapmazsan bu müziği yapmıyor anlamına gelirsin diye düşünüyorlar. Şimdi biz Anadolu hip hop olarak çıktığımız için yola biz ne yapıyoruz? Biz o şekilde yapmıyoruz. Bu sefer bizi tamamen böyle top ateşine tutuyorlar. Bir hip hop kitlesine bu müziği vermek, zaten bilen, zaten dinleyen birisine vermenin bir noktadan sonra pek bir önemi kalmıyor aslında. Onlar zaten alıp dinliyor. Yeter değil de kendisinin odasına kapanır, hayal kurar Kezba. Zengi bir ailenin kızı olur eli Kezba. Küçükmişi annesinin patatesi babası. Refleks. Normalde insanlar bilirsiniz böyle bir acı anında veya herhangi bir şey düşerken böyle bir refleks gösterir. Onu tutmaya çalışır. Benim refleksim hayatta olan düşünceme ve fikrime uyan, hayatta olan şeylere gösterdiğim refleksin bu müzikteki söz bulmuş hali. Albüm çok kısa zamanda çıktı çünkü herkes belli bir tarih boyunca yıl aralığında bu çalışmaları yapmıştı. Herkes yoğunlaşmıştı üzerine ve herkes birikimlerini aniden birdenbire sanki böyle bir şimşeğin çakması gibi. Jestler nereden geliyor? Şimdi bizim enstrümantal olarak sahnedeyken pek fazla enstrümanımız olmadığı için gitarcılar gibi şöyle hareketler falan yapamıyoruz veya bateristler gibi şöyle şunları yapamıyoruz. Yani öyle sürdüğümüz pek fazla bir şeyimiz yok. Vokalimiz bizim enstrümanımız onunla oynadığımız, onu yansıtmaya çalıştığımız için bizim de belki konuları anlatırken, sözleri açıklarken el hareketlerimiz bunları ifade ediyor. Yani yansıtma olayı. Yansıtma. Yani ritme göre sözleri söylerken o sözün gerektirdiği tavrı, hareketi verirken böyle bu el hareketleriyle, jestlerle belki işte daha değişik ifadelerle böyle onları açığa çıkartıyoruz. Ekoyu biraz alabilir miyiz? Ben de bir kitap hazırlığı içindeyim, bunu da söyleyeyim. Evet. Bir şiir kitabı ve bir de öykü kitabı yazıyorum. Şiir kitabının ismi Mavi Şıllık Şiirler. Marjinal bir kesim. Pardon, duyamadım ne? Mavi Şıllık Şiirler. Evet. Yakın zaman içinde bir firmayla, basın firmasıyla anlaştım. Onun üstünde çalışıyorum. Ben barikat sen adı Bakcan. Sizleri anladım, işte seni sayayım. Sekiz aç kalbini, sekiz yayı koru duayı. Bizim bu albümde ilk albümde düşünüyorum, çok zekice sözler var. Bence küfür yerine bunlar yetiyor anlayana. Daha da fazlası. Yani küfür etmen çok mantıksız, çok anlamsız. Onun yerine şu anda sözlerimizden bir sürü söz var ama aklıma da bir tanesi gelmiyor. Hey sen sana kapalı adam cehaletine katetin yeşili işte barikat sana barikat. Barikat neye barikat söyle kime barikat. Yani direkt mesaj veriyoruz hani küfürden daha kötü. Amerika'da malikanelerde yaşıyorlar, dev stüdyoları var. Evet. Ama bazı parçalarda değil mi? Yine varoşlardan bahsediyorlar. Ama dediğim gibi bazı parçalarda sürekli varoş edebiyatı yapıyor. Zaten bu da bir tezat. Ice-T, Public Enemy, Ice Cube. Zaten Amerika'da bunlar çok eleştiriliyor zaten. Ama yani sonuçta bir şekilde düzen böyle gidiyor. Adam alanına bir kez çıkarız lan. Haklının hakkını almaya gelecek etini ezme. Konserlerimize rap gruplarıyla veya rap camiasından başka bir şey asla çıkmıyoruz. Mümkün olduğu kadar pop sanatçısı veya diğer türden sanatçılar, halka hitap edebilecek sanatçılarla beraber olmak istiyoruz.
Çünkü barikatın hedefi bu, halk. Yaşım 18, fazla bir şey icraatım yok yani. Benim adım Yargıt, barikattan adam alan Allah, bir kez çıkar ağızdan, haklının hakkını almaya geldim. Küçük olmam dolayı liseyi bitirdim, geçtim sene liseyi bitirdim, üniversite sınavlarına girdim. Pek fazla başarılı olamadım, önümüzdeki sene yine deneyeceğim. Ezmeye geldi, piyasada sosyete, politika, nefese, bunların hepsini gel engelle. Bakalım ne yaşarsın. Her zaman süktü halk bir koyun, onlar kavaldı, onun için barikat, sonsuza itaat, nerede kaldı takat, nerede kaldı fakat, devam aynı, muhabbetin sohbeti, bakın görün şimdi, kanun nerede? Kanun mu dediğin, nerede temel haklar, çocuklar, gençler, engellilere ağlar, ihtiyarlar yalnız, sorunları ciddi, babanla, yok hepimizin derdi, ne çocukları ölüyor, ne çocuklar, nefesleri kokmuş, yarın barikat. Anlattım, anlatacağım ben birebir. Mazlumların halini kimler bilebilir? Barikat. Neye barikat? Söyle kime barikat? Niçin barikat? Ha işte barikat. Barikat. Neye barikat? Söyle kime barikat? Niçin barikat? Ha işte barikat. Barikat. Bir, iki, üç, dört.